Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün erken kalktım. Artık kendime bir söz verdim. Ne yapıyorum? Erken kalkıyorum. Saat 10'u görmeyeceğim. Kendime bir sözümdür. Böylelikle daha fazla vloglar çekmiş olurum. Daha fazla zamanım olur. Bugün şimdi ne yapıyoruz? Papi ile beraber hem bir sabah yürüyüşü olmuş olsun, hem de bankaya gideceğiz. Oradan Ataş'ın yanına uğrayacağız. Oradan eve geleceğiz. Temizlik yapacağız. Yemek yapacağız. Dik düş temizlik yapmayacağım ama giyme odasının halini görseniz vay haline Zeynep dersiniz. Dün 3 saat yaklaşık uğraştım bir dolabı düzeltmekle. Dolaplarınız açıksa, açık dolap kullanıyorsanız gerçekten çok zor. O konu hakkında ayrı bir video çekerim zaten. İsterseniz tabii ki. O zaman ben size bir göstereyim şimdiden. Bu toplu hali zaten şu an. Ondan sonra çıkalım. Hadi papi koş. Tamam gidiyoruz bekle. Bu ne bu acele? Belki tasman nerede? Tasman nerede? Nerede tasman? Hadi kalk buradan bunun altında alalım. Hadi kalk. Hadi kalk. Kalksana. Onun altında. Tasmanı alacağız. Ay papinin tasması buradaymış. Gel gel. Tasmayı giydiği için küstü. Normalde tasmasız çıkartıyoruz dışarı. Bakın bakın küstü. Papi, hadi kalk. Küstü. Papişim üzgünüm, yapacak bir şey yok. Papi. Bana bak bana. Bana bak. Yapacak bir şey yok, üzgünüm. Alışmak zorundasın. Her köpek takıyor. Artık dışarı çıkaracağım bu şekilde. Çıktık. Gidiyoruz şimdi. Hadi koş koş. Burada kucağıma almak zorundayım seni. Papi yerler ıslak. Aslında papiyi almasaydım daha iyi olurdu. Çünkü yerler çamur. Felaket. Kısım öyle değildir muhtemelen. Ne oldu? Korktuğun gibi yokmuş değil mi tasmayla? Ama hava güzel. Öyle çok esmiyor. Böyle ilkbahar havası, sonbahar havası gibi. Hiç kış değil sanki. Ama yerler çamur. Biz de sıramızı bekliyoruz. Bakkala da uğradım. Eve geldik ama papinin her yeri battı. Patileri falan. Hemen onu duşa sokacağım. O da bir ayrı bir tantana. Çok korkuyor duştan. Çok zorlanacağız yine. Titriyor hemen. O zaman hadi evde görüşürüz. Şimdi tasmasını çıkarıyorum. Bekle. Kendisi beni eve götürecek. Bekle papi. Bekle, bekle. Bekle kızım. Hadi koş. Hadi papi. Evi o kadar iyi tanıyor ki. Nereye gittin? Eve geldi hemen.
Bu köpek hiç tasmaya gerek var mı buna? Hiç kaybolur mu bu? Tamam, yıkadım tabii, kapıda bekliyor, onu alayım. Bekle, bekle, gelme. Bekle. Direkt banyoya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hop. Hiç korkmuyoruz. Tamam mı? Otur orada, hiç korkma. Geleceğim şimdi. Hemen üzerimi değiştireyim. Papi'yi yıkayayım. Kameraya da koyabilirsem oraya koyayım. Siz de görün nasıl korktuğunu. Üstüme hemen temizlik kıyafetlerimi giydim. Daha kahvaltı yapmadım henüz. Bir yandan bir şeyler yiyorum. Papi beni duşta bekliyor. Şimdi yıkamaya. Miniş. Sen beni mi bekliyorsun? Ne oldu? Çamur oldu her yerin. Yordun beni papi. Biraz yoruldum gerçekten. Biraz yoruldum. Yani şimdi normalde tek gitsem yorulmam. Yorulacak bir şey yok tabii ki. Ama papi ile gittiğim zaman ister istemez çok küçük bir köpek. Dışarıda büyük köpekler oluyor. Isırabilir diye korkuyorum. Ataş'la gittiğim zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Ataş'la gidince sıkıntı olmuyor. Rahatım, korkmuyorum. Papi de Ataş'la gittiğinde dışarıda sıkıntı olmuyor. Ben de gittiğimde bazen titriyor çünkü ben de korkarak çıkartıyorum onu, ama çıkarmasam dışarıda sıkılıyor. Ay, evde sıkılıyor hayvan. Dışarı çıkarttığımda hani en azından biraz hava almış oluyor. Çok hızlı konuşuyor muyum? Çok hızlı konuşuyorsam lütfen bana söyleyin. Daha tane tane konuşayım. Daha yavaş yavaş konuşayım. Çünkü çok hızlı konuşuyorum. Herkes bu konudan şikayetçi. Ailemde. Neyse, şimdi o zaman nevresimle değiştireceğiz. Yatak örtüsünü. Temizlik videosu, hızlandırılmış bir temizlik videosu yapacağım. Bunu ilk defa yapacağım. Yani ilk defa dediğim temizliği değil. Bu video olarak ilk defa yapacağım. Yani umarım sıkılmazsınız. Sıkılırsanız da izlemezsiniz. Denemiş olacağım bu şekilde. Yani günlük hayatımızı vlog şeklinde çekiyoruz sonuçta. Ben de yeni yeni alışmaya başlıyorum. Bu da benim ilk temizlik tecrübem olacak video çekerek. Hala orada. Sonra işi süpürüp silerim be. Zaten haftada bir temizlik yapıyorum. Derinlemesine temizlik yapıyorum. Malum her gün evde köpeğimiz olduğu için her gün evi silip süpürüyorum. Muhakkak her gün süpürge açıyorum zaten. Çok nadir bir gün açmadığım oluyordur. Ama 2 günde bir fix kesinlikle yani. 3. gün aksatamam. İşte bugün de derinlemesi değil ama bir süpüreceğim sadece. Yatak örtüsünü değiştireyim. Giyme odası. Zaten toz almıştım ben. Bitirdim burayı. Şimdi makinede doldu. Hemen makineyle çalıştırayım.
Yalnız hemen alerjim var benim. Hemen kaşınıyorum. Deterjandan. Sizin de öyle mi? Deterjana alerjiniz var mı? Hemen böyle burnum, kaşım, gözüm. Hep yüzüm kaşınıyor. Bolca koyalım. Ki güzel kokusunu evlisinler. Hemen kaşınmaya başladım yine ben. Hemen. Kaçta? Durulamaya getirelim. Tamam. Çamaşırlar da tamam. Ah, çok sıkılıyor. Şey yapalım. Şimdi de süpürge açayım bir salona. Ay bir oturayım, yoruldum yine gerçekten. Süpürge açayım ama hemen kaşındım. Sizin de alerjiniz var mı deterjana karşı? Aslında benim köpeğe de alerjim var. Ama maalesef biz pıtırcıktan 7 yıldır vazgeçemiyoruz. 7 yıldır bizimle. Bu kadar sohbet muhabbet yeter Zeynep. Hadi iş başına, hemen süpürge açalım. İşler beklemez. Daha yemek yapacağım. Çamaşırlarımı da astım. Buraya kurusunlar. Evet. Benim videom buraya kadardı. Zaten temizlik her şeyi çekmedim. Temizlik yaparken sildiğim anı falan çekmedim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok sıkmak istemedim çünkü sizi. Daha yemek de şimdi yapacağım. Onu da çekmedim. Belki başka bir videoda çekerim. Sohbetli bir yemek çekerim. Çok da sıkmak istemiyorum çünkü söylediğim gibi. Zaten videonun buraya kadar izlediyseniz eminim ki beğenmişsinizdir. Keyif alarak izlediğinizden şüphem yok. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kızlar. Hoşça kalın.